Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu bebek beresini nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Beremiz bu şekilde. Giyildiği zaman daha güzel duruyor. İlk önce beremizi göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, çok basit. Beremiz için birlik iplik seçtim. Siz istediğinizi iplerden kullanabilirsiniz. Daha yumuşak, güzel ipleri de kullanabilirsiniz. Şimdi bu güzel beremizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce ilmeğimizi atıyorum. Şimdi 23 santim olana kadar zincir atıyorum aşağı yukarı. Şimdi ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 23 santim ilmik attım, zincir attım. Şimdi bir, iki, üç, üçüncü zincirimizden başlıyorum bu şekilde. Bu şekilde sık iğne yapıyorum her halkaya. Birer tane sık iğne örüyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir sıra sık iğne ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buradan arkadan gördüğünüz gibi beraberinde almıyorum. Bu şekilde arkadaki ilmiklerden batıyorum ve sık iğne örüyorum. Arkadan ilmeğimizi alıyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi arkadan ilmeğimizi alıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldik. Son halkamıza da batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza arkadan bu şekilde alıyorum. Ve sık iğne örüyorum bu şekilde. Ve bu şekilde sonuna kadar buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Son ilmeğimize batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde aynı şekilde sık iğne yaparak beremiz oluşana kadar devam ediyorum. Beremiz aşağı yukarı 34-35 santim olana kadar öreceğim. Gördüğünüz gibi beremiz oluştu. Şimdi ölçmek istiyorum. Beremiz çekmeden 33 santim oldu.
Biraz da çektiğimiz zaman 35 santim oluyor aşağı yukarı. 0 ve 6 yaş bebekler için 31 ve 35 arası yapıyoruz. Şimdi beremizi bu şekilde alıyorum. Buradaki köşemize batıyorum. İlmeğimizi alıyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Burada aynı şekilde arkadaki ilmeğimize batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Arkadaki ilmeğimize batıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Eşit bir şekilde halkalarımıza batarak bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sonuna kadar, buraya kadar birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi beremizi birleştirdik. Şimdi beremizi çevirmeden kenarlara bir sıra sık iğne öreceğim. Bir tane zincir atıyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Buradaki ara kısımlara birer tane sık iğne yapıyorum. Daha güzel durması için kenar kısmını bu şekilde örüyorum ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kenar kısmını yaptık arkadaşlar. Böyle kıvrıldığı zaman burası daha güzel görünmesi için. Şimdi arkadaşlar buradan beremizi bu şekilde büzeceğiz. Bunun için zincir çekmem gerekiyor. Uzun bir zincir çekeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun zincir çektim. Ölçmek de istiyorum. Yeni başlayanlar için zor olmasın. O yüzden ölçüsünü de vermek istiyorum. 56 santim kadar zincir çektik. İpimizi kesiyorum. Şimdi bu birleştirdiğimiz kısım, burasını ortaya alıyorum. Beremizin daha güzel görünmesi için. Burayı ortalıyorum. Aşağı yukarı 3 santim. 3 santim. Aşağıdan. Çekmiş olduğum zinciri bu şekilde alıyorum.
Tam aynı hizadan tekrar çekmiş olduğum zincirimizi bu şekilde aralardan alıyorum. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Eğer istiyorsanız ölçebilirsiniz de. Buradan zincirimizi alırken ölçüp de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çekmiş olduğumuz zincirleri bu şekilde buradan aralardan geçirdim. Şimdi ipimizi çekiyorum. İpimizi sıkı bir şekilde çekiyorum. Çektim. Şimdi bağlıyorum. Sıkı bir şekilde ipimizi bağladım. Ve bu şekilde bağlıyorum. Eğer istiyorsanız zincirleri daha kısa yapabilirsiniz. Buradan fazlalıkları kesiyorum. Gördüğünüz gibi bağladık. Göstermek istiyorum. Bu kısmı kenar kısmına da gelecek şekilde de yapabiliriz. İstiyorsak bu şekilde kıvırıp kenarlardan sabitleyebiliriz de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, beremiz bu şekilde giyildiği zaman daha güzel duruyor. Gördüğünüz gibi. Giyildiği zaman çok güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.